Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayatımda ilk defa duyduğum bir cihaz. Cihazın adı Dilong D6 diye geçiyor arkadaşlar. Yani cihaz tasarımı bayağı bir basit bir cihaz arkadaşlar. Yani burada neyi vurgulamak istemişler? Dış görünüşü değil, asıl olan içindeki sistem arkadaşlar. Bir nevi onu belirtmek istemişler. Şimdi arkadaşlar, kutu zaten basit bir kutu. Şöyle ben sizin için açayım. Yani bu videoda ürün inceleme ve kurulumunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Açabilirsem tabii. Kutuyu açtığımız arkadaşlar şöyle bir şuradan bir şarj kablosuyla başlamak istiyorum aslında. Şöyle bir kutucuk geliyor. Kalem kutusu gibi bir şey. Kutuyu açtığımızda içinden şarj kablosu çıkıyor sadece. Her videoda yaptığım gibi arkadaşlar, her açtığım ürünü ben size hediye olarak gönderiyorum. YouTube'a size ulaşabileceğim bir adres veya herhangi bir şey bırakabilirseniz, adresten kastım yani iletişime geçebileceğim bir şey bırakırsanız ben sizinle iletişim kurarım. Tabii ilk kim yazarsa onunla iletişim kuruyorum. Bunu direkt kargolayıp gönderirim size. Bu şekilde bir şarj kablosu geliyor. Eski tip Samsung şarj kablosu arkadaşlar bunlar. Şarj kablomuz bu şekilde. Şöyle cihazımız çıkıyor. Çıkarsa tabii. Şöyle bir cihaz geliyor, yukarıya şarj kablosunun girişi, alt taraflara da klavye mouse'unuzu takıyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz yayın olarak kullandığımız Elgato gibi cihazlar var. Biraz ona benzetmişler. Baya bir basit bir cihaz ama kullanışlı cihaz. Ben test ettim tabi. Bunu zaten kuramadıkları için bana gönderdiler. Hani ben programlara biraz aşina olduğum için hemencik halledebildim. Şöyle bize güzel bir Çince mince yazılı bir şeyler göndermişler. Tabi bununla bizim bir işimiz yok arkadaşlar. Bunu atın gitsin. Kılavuz benim burada yani. Beni dinlerseniz zaten kurarsınız arkadaşlar. Şöyle bir klavyem var. Şöyle bir mouse'um da var. Bu da zaten Joff'un arkadaşlar. Joff'un klavyesi mouse'u. Şimdi ben bunu bir şarja bağlayacağım. Şarja bağladıktan sonra beraber bir kurulumunu yapalım isterseniz. Hani indirmeniz gereken programı söyleyeceğim. İndirme linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Hani bu cihaz elinize geçti. Abi ben profesyonel kurulum destek almak istiyorum diyorsanız yukarıda numaram var. Videonun açıklama kısmında da WhatsApp gruplarımız var. Oradan her türlü iletişim kurabilirsiniz. Ben şimdi sistemi kurayım. Hemen videoya kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi arkadaşlar sistem hazır. Şuradan ben şarj kablomu alıyorum. Biraz kısa göndermişler. Pintilik yapmışlar. Yukarıya şarj kablosunu taktım. Aşağıya herhangi bir yerini, bir tanesine klavyemi taktım. Bir yerine de şuradan mouse'umu takıverdim. Şu soket, şu kabloların tellerini de sökeyim de rahat rahat şurada iş yapalım. Şunu da çıkayım. Yani bu ürünü bana tanıtılması için gönderiminde pek bir umudum yoktu arkadaşlar. Çünkü bayağı bir basit geldi ama cihazı kurduktan sonra yani diğer cihazlardan pek farkında olmadığını anladım. Şunu da yayında açayım, size büyük boy bir ekran veririm arkadaşlar. Şimdi indirmemiz gereken bir program var. Bu programı belki duymuşsunuzdur. Shouting Plus V3 arkadaşlar. İndirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı şekil Play Store'dan da bu programa ulaşabilirsiniz. Şimdi ben Bluetooth'a gireyim ilk önce değil mi? Bluetooth'a girdim. Shouting Plus V3A diye bir Bluetooth bağlantı ismi geliyor. Ben de cihaz açık olduğu için otomatik bağlanmış zaten, bunu test edip öyle videosunu çekmek istedim. Çünkü dandik cihazları size videosunu çekmiyorum. Bluetooth'unuz bağlandıktan sonra hemen şuradan Shouting Plus programına giriyorsunuz. Şöyle bir 5-10 saniye bekledikten sonra sizi bu şekilde bir sayfaya atacak arkadaşlar. Yukarıda yeşil yazı gördüğünüzde yani V3'ün Bluetooth bağlandığını görürseniz tamamdır. Hemen şurada PUBG Mobile, artık hangi oyunu oynuyorsanız. Şuradan PUBG Mobile dedim. Download to CTRL F1 arkadaşlar. Download to CTRL F1 dediğimde şöyle bir 5-10 saniyelik yükleme kısmı var. Bunu gördükten sonra hemen şuradan normalden PUBG'ye girdim. Giremedim. Girdim şu an. Şöyle PUBG'nize girdikten sonra şu sol tarafınıza şöyle güzel bir sembol geliyor. Bunu da nasıl kapatıldığını da göstereceğim. Eğer oyun esnasında size engel oluyorsa kapatıldığını da göstereceğim. Hani belki video falan çekiyorsunuzdur, yayın yapıyorsunuzdur. Ben klavye mouse'la oynanıldığını görülmesini istemiyorum diyorsanız, zor bir kelime kurdum arkadaşlar. Eğer gözükmesini istemiyorsanız bunu gizleyebilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Tuşlar nasıl gizlenir onu da göstereceğim. Aynı şekilde kısa yollar komutuyla bunlar nasıl tuş dizilimi veya atalım tuşu nasıl görün diye onları da göstereceğim size.
Yani bu videoda yok yok arkadaşlar, elimden geldiği kadar hepsini anlatacağım size. Ha, bu programın kötü bir yanı var. O da arkadaşlar, ekstra bir tuş atayamıyorsunuz. Olan tuşu kullanabiliyorsunuz. Hemen şuradan hızlıca bir kontrollere girelim. Tuşlarımızı düzeltelim. Bugün baya bir video çektim. Artık nefesim tükenmek üzere. Şuradan tamam dedim. Hemen oyun ayarlarına gireceğim. Zaten bugün ayrı bir dertlerden bir tanesi de internetin beni fıtık etmesi artık. Cihazınız ne kadar kaliteli olursa olsun iş internette bitiyor arkadaşlar. Ben en iyisi oyuna girdiğimde videoya kaldığım yerden devam edeyim. Diyeceğim bakayım, internet düzeldi. Hatta orada size bitiyor da verim arkadaşlar. Kurulum esnasında telefon veya tabletinizin karşınızda durduğu zaman şarj yuvası sağ tarafa baksın arkadaşlar. Örnek verim, telefon şu şekilde karşında duruyor. Şarj soket kısmı sağ tarafa baksın. Bunu ne için diyeceksiniz? Bir de kurulum yaptıktan sonra bir sola çevirin arkadaşlar. Aslında ne demek istediğimi anlayacaksınız orada. Çünkü klavye mouse yerine, mouse da klavye yerine çalışacaktır. Bunu da siz arıza olarak diyeceksiniz ya da cihaz arızalı diyeceksiniz. Cihazı ya köşeye atacaksınız ya da çöpe ya da geri iadeye vereceksiniz. Hiç gerek yok. Buna dikkat etmeniz yeterli. Arada bir tane de arıza verdim size arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca oyun ayarlarına girelim. Ayarlar dedim, şurada kontroller dedim, özelleştir dedim. Şuradan hemen Shouting'in sembolüne tıkladım arkadaşlar. Şuradan Select dedim, Select'ten Download to Ctrl F1 dedim. Hemen şuradan tuşları kendinize göre dizelim, hatta beraber dizelim ki güzel bir tuş diziminiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer ben profesyonel destek almak istiyorum diyorsanız WhatsApp gruplarımız açıklama kısmında, numaram yukarıda arkadaşlar, oradan hızlıca iletişim kurabilirsiniz. Hemen şurada E harfi var arkadaşlar, şunu bir cancel diyeyim, yanlışlıkla tıkladım. Tıklarsanız bu şekilde bir sayfaya atacak. Buradan cancel diyeyim, direkt sürükleme sistemi. E harfinizi sağ dikize, Q harfi sol dikize. Tabı çantaya koydum, üçü sağlığa koydum. Şuradaki vites kolonu da tam ortalayın arkadaşlar. Sağa sola koyarsanız ya sağa çekecektir ya da sola çekecektir. Elinizden geldiği kadar ortalık koyun. Zaten burada her şey dizmiş bana. Ben sadece birkaç tane oynayış yapacağım. Biri birinci silah, iki ikinci silah. Bursalarım tekli de dördü bombaya yerleştirmiş. Rejajör, Ceyhan, Eğilme, Zonguldak. Şöyle biraz daha yere uzanmanın üzerine aldım. Space'imin üstünde, zıplamanın üstünde space var. Dürbünümde mouse'un sağ tıkı var. Şuradaki mouse'u da alırsınız. Şuradaki ateş etmenin üzerine alırsınız. Şurada CTRL var. CTRL ile şu tarafa alabilirsiniz. Birçoktan arabanızı turbosunda kullanabilirsiniz. G harfim var şurada. Shift'imi aldım şuradan. Şu V'yi bir çıkar şuradan. Shift'i hızlı koşmaya koydum. V'yi de çıka yerleştirdim. X'imi de konum işaretine yerleştirdim. Fransa 1'i süre koydum. Fransa 2'yi de 1000'e koydum. Bu kadar tuş çizilmiyor. Yani o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Şuradan save dedim. Şuradan okey dedim arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 saniyelik programında cihazında bir yavaşlığı var tabi. Yüklemesi tamamdır. Şuradan close dedim. Kaydet dedim. Çıktım. Hemen şuradan bir eğlence parkına girdim. Orada ben size klavye mouse'un nasıl çalıştığını da göstereyim arkadaşlar. Yanlışlıkla tıkladım. Arkadaşlar şu şekilde hızlı komutlar olarak mesela F1'e bastım. Tuş dizilim kısmı geldi. Bir daha F1'e bastım, kapandı. F2'ye bastım. Tuşu nereye atadığınızı görürsünüz. Yani açık bırakabilirsiniz. Hani diğer cihazlarda show ya da hide vardı ya. Bunu F2 ile açıp kapatabilirsiniz. Güzel bir şey arkadaşlar. Oyun esasında neyi nereye koyduğunuzu unutursanız hemen şöyle F2'ye basarsınız. Tuştan yerini görürsünüz, hemen kapatırsınız. Yani Shouting programı biraz kendini geliştirdi ama biraz daha eskilerde kaldı. Hani bir şu ekstra bir tuş ekleme şeyini getirmediler. Bu biraz kötü oldu tabii. Arkadaşım şöyle klavyem çalışıyor, mouse'um çalışıyor, zıplamam çalışıyor. Yani akıcı mı derseniz cidden akıcı. Şöyle biraz daha kendime doğru çevireyim. Cihaz akıcı, akıcılıktan ziyade tabii ki performansınız telefon ve tabletinizde bitiyor. Ben telefon ve tabletleri fiyatına göre listeledim oynayabileceğiniz en iyi telefon ve tabletleri. O videonun da kartvizitini unutmasam buraya bir yer yerleştiririm. Hemen M249'u aldım, şöyle ateş ediyorum. Abi yani akıcılık bayağı bir iyi. Bayağı bir iyi yani. Bu cihaz benden geçti. Eğer cihazınız iyi bir şeyse, internetiniz de iyiyse çok güzel bir verim alırsınız arkadaşlar. Hatta bakayım şöyle. Bence başarılı bir cihaz ya. O kadar da kötü bir değil. Programdan kurtardı kendini. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bu cihazı da dediğim gibi yorumlarda
size ulaşabileceğim bir bilgi bırakırsanız bunu hediye olarak size göndermek isterim. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.